Herkese merhaba, ben Tonga Özbek. Dün Ankara'dan benim için çok önemli ve güzel, sevindirici, heyecan verici bir haber geldi. Geçen yıl hatırlayacaksınız, Saha Expo'da devre makinanın bir geliştirdiği jet motor vardı. Ve bu motorla ilgili güzel bir sohbet, güzel bir röportaj çekmiştik. Sizlerden büyük ilgi görmüştü ve tabii ki biz babayla konuştuk ama bu devrezi makinede 3 babanın o 3 başarılı oğlu da şu an fabrikanın hem yönetiminde genel müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı beraber yapıyorlar. 3 kardeş. İşte biz o kardeşlerden en küçüğüsünüz değil mi siz? Mustafa Yasin Pehlivan oğluyla beraberiz. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizin göreviniz nedir? Bir kısaca sizi tanıyalım, izleyicilerimize tanıtalım. Arkasından da şu minik jet görüntüsü minik ama gerçekten yapacağı şeyler çok önemli. En önemlisi de sizlerin heyecanı var. Neler yaptınız sonra da bu motoru konuşalım. Kaç yaşındasınız? 29 yaşındayım. Öncelikle merhabalar Tolga Bey. İsmim Mustafa Yasin Pelvanoğlu. Devre hızı makinanın genel müdür yardımcılığı, aynı zamanda kalite kontrol biriminde çalışıyorum. 29 yaşındayım. Çankırı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden mezun oldum ben. Motorumuz, aile şirketimiz 1993 yılında kuruldu. Babamız Yavuz Pelvanoğlu tarafından. Öncelikle amacımız oyuncak sektörü, yani daha doğrusu okul öncesi eğitim sektörüne üretim yapmaktı. Daha sonra da biz babamızdan devraldığımız şirketi evrilerek savunma sanayi sektörüne giriş yaptık. Evet, ben dediğimiz lafınızı gibi böleyim. Bu arada babası Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ, o zamanki adı TAİ, şimdi TUSAŞ. Orada F-16 ve kasa uçaklarının imalat hattında görev yapmış. 3 oğluna da havacılık aşkını benimsetmiş. Çok değerli bir baba ve onun açtığı yoldan şimdi 3 genç belki bu şirketi çok farklı yerlere götürecekler. Peki bu işte oyuncak imalatı savunma sanayine doğru kaydırdınız. Motor yapma fikri, jet motor yapma fikri nasıl geldi aklınıza? Bu babamızın sayesinde oldu. Bizi küçük yaştan zaten biz TUSAŞ'ta, ben TUSAŞ'ta doğdum, büyüdüm. Abilerim de aynı şekilde çocukluk zamanlarını ve gençlik zamanlarını TUSAŞ'ta geçirdiler. Babamız bizi hiçbir zaman hani eğitim, teknik konulardan eksik etmedi. Bize çim biçme motoruna kadar biz bütün motorlar konusunda hani söküp takmaya başardık. Çalıştık, denedik, çalıştırmayı denedik. Bu şekilde bir küçük yaştan itibaren böyle bir atılımımız oldu. Havacılığa da çok meraklıydık. Zaten uçaklar konusuna fazla meraklıydık. TUSAŞ'tan da o şekilde. Daha sonradan bu sektörü dedik, görüyoruz ve ilerlemesi gereken bir sektör olarak gördük. 2010 yılında bizim aslında ilk atılımımız o tarihte başladı. Merak ettik mikrojetler konusunu ve derin olarak araştırmaya başladık. Bu yaklaşık bir 7-8 sene sürdü literatür araştırması. Bu sonucunda ufak da olsa bir meyvemizi verdik, yerli bir meyvemizi vermiş olduk. Devamını da getirmeyi planlıyoruz inşallah yakın zamanlarda. Şimdi mikro motor dediğimiz zaman görüntülerini de ben ekrana resim ve görüntü olarak da paylaşıyorum şu an. Görüntü olarak çok böyle küçücük bir motor görüntü. Evet. Hatta ilk videoyu çektiğimiz zaman bizim altına yorumları hemen izleyicilerimiz çok meraklı, hemen tabiri caizse döşediler. Ya bunları Çin'de satıyorlar. Arkadaşlar Çin'de de satıyorlar ama o motor örneğin 20G çekip bir hedef uçağı uçurabiliyor mu? Askeri amaçlı kullanıldığı zaman. Şimdi benzer şekilde siz tabii bir aile şirketi olarak çok önemli bir heyecanla girişim içerisindesiniz. Öyle jet motor dediğimiz zaman o mikro motorlardan iş milli muharebe motoruna kadar gidiyor. O iş yani söylenen laftan aslında işte TEİ, Kale Arge gibi çok büyük şirketleri, yani sizin ürettiğiniz motorun tam hedefi nedir? Çünkü Çin'de de var bu motor. Siz bunu öncelikli olarak hobiciler için yerli bir motor alternatifi koyuyorsunuz değil mi? Amacınız hobi. Amacımız ilk öncelikle hobi. Tabii ki aynı zamanda Çin'den veya bambaşka yerlerden farkımız nedir konusuna devam edersek. Bunlar için ağır sertifikasyon sistemleri var. Biz bunların içerisine dahil olmuş bulunmaktayız. Mesela örnek vermek gerekirse AS9100 denilen havacılık sertifikası. Bunun için ağır yatırımlar söz konusu ve bunlar için havacılık hakkında çok fazla teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor. Yani Çin'den en büyük ayıran özellik aslında bu. Evet, ilk önce hobicilik sektörüyle biz
ülkemizi ithal motorlardan bir kurtarmak istiyoruz. İthal kullanıcılardan kurtarmak istiyoruz ve tamamen yerli şekilde üretip kendilerine kolay bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Daha sonraki hedefimiz. Ama bunu bir havacılık mantığı içerisinde, havacılık imalatçısının kalite standardıyla, sertifikalarıyla yapacağınızı belirtiyorsunuz. Peki bu Çin'de, Amerika'da, yurt dışında satılan hobi amaçlı jet motorları fiyatları kaç dolardan, tabii TL olarak güncel bir rakam olmayacak ama kaç dolardan başlıyor? Ne kadarlık bir etki sağlıyor? Biraz onları bilgi olarak alabilir miyiz? Minimum 1500 dolardan. Bunlar yaklaşık 3 kilogram, 30 Newton olarak bahsettiğiniz motorlarımız. Bunlar 1500 dolardan başlar. Yaklaşık 20 bin dolara kadar devam eder. Daha sonrası zaten savunma sanayi sektörlerine satıldığı için bunlar hobicilik sınıfı içerisine giremiyor. Ama 30 Newton'dan 1000 Newton'a kadar bir sektör bazında hani kullanılan motorlar. Tabii ki bu sivil havacılık da dahil olmak üzere. Bunun içerisinde sivil havacılığımız da var. Hatta bundan sonrası da savunma sanayi sektörüne gidiyor. İnsansız hava araçlarında, yani hedef uçaklarımızda kullanılan sistemlerde daha çok 1000 Newton ve üzerindeki motorlar kullanılıyor. Siz hobi olarak ilk etaptaki adımınız, Türkiye'de jet motorlu radyo kontrollü uçak sayısı da sanıyorum çok fazla değil. Yani biz model uçak derken son yıllarda çok trend olan işte dronlar, sivil amaçlı çekim yapan İHA sistemleri İHA diye giriyor ama dronlar biraz ağırlık kazandı. Pervaneli bildiğimiz daha eski günlerden bizimlerin de gördüğü radyo kontrolü uçaklar sanıyorum Türkiye'de jet motorlu hem yüksek fiyatı hem de ulaşmanın güç olduğu için az diye düşünüyorum. Evet. Yani teknik kısımları da dahil olmak üzere şu anda yani insanlarımız pervane motorları biraz daha çözmeye başladılar. En azından kendi motoruna müdahale edebiliyorlar. Ama jet motorları arızalandığı zaman bunun için bir yurt dışı süreci başlıyor. Bakım için oraya gönderiyorlar, servis için ve herhangi bir kaza durumunda jet motorlarını yurt dışına göndermek zorunda kalıyorlar. Evet, maliyetli. Normal pervane motorlardan daha maliyetli. Uçağı da maliyetli, aynı zamanda motoru da çok fazla maliyetli. Bunu yerli olmaması aslında engelliyor bu konuyu. Yani insanların ilgisini bunun nedeniyle çekemiyor kimse. Çünkü insanlar bu konuyu biliyor ve bakım için yurt dışına göndermek istemiyorlar. Ellerini alıyorlar motoru, ben bunu uçağa takmayayım diyor. Yani bir gün düşebilir ve sıkıntı yani yaşayabilirim. O yüzden dolayı yani ben çok fazla evinde motoru olup uçurmayan insan biliyorum. Yani jet motoru var fakat herhangi bir şekilde kullanmıyor. Evinde sadece bir yer sistemine bağlayıp çalıştırıyor. Bir de tabii izleyicilere şunu söylemekte fayda var. Jet motor dediğiniz gerçek bir motor gibi belki içindeki sıcaklık 500-600 santigrat derece çıkabilen binlerce devirle dönen parçalar. Bu yüzden de bakımları çok önemli. Belirli saatlerde bakımdan, kontrolden geçirmek lazım. Siz aynı zamanda ürettiğiniz motorlar için de bu hizmeti de vermeyi hedefliyorsunuz. Evet. Peki, bizim yaptığımız ilk hedef haberde 100 Newton, 200 Newton aralığındaki jet motoru konusunda çalışmalarınız vardı. Bu geçtiğimiz gün uçurduğunuz motor itiş gücü ne kadar ve şu ilk uçuşu biraz konuşalım çünkü çok heyecan verici bir görüntüler var burayla ilgili. Kaç Newton gücündeydi tasarlayıp ilk uçurduğunuz motor? 200 Newton gücünde bu en son paylaştığımız, yayınladığımız videomuzdaki motorumuz 200 Newton itki gücüne sahip motor. Ankara'da yaptınız, Polatlı'daki pistte galiba bu testleri. Bir herhalde bir jet uçuracak bir model hazırlandı. Motorunuz koydunuz, montajını yaptınız. Yer testleri zaten uzun zamandır yapıyordunuz. Ve arkasından uçuş. Uçuş nasıl geçti biraz anlatır mısınız bize? Tabii ki Orhan Ünsal Hava Parkı'nda gerçekleştirdik uçuşumuzu. Aslında heyecanlıydık çok fazla. İlk uçuş yani uçacak mı, uçmayacak mı? Türk Hava Kurumu'ndan bir personelimiz, pilotumuz var Okan Bey. Sağ olsunlar kendileri ben uçururum, ilk testini yaparım dedi. Çok yani güvenilir bir insan kendisi. Uçağımıza bağladık, yer testlerimizi, taksi tabir ettiğimiz testlerimizi tekrardan gözden geçirdik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Uçuşa geçtik. Uçuşta da bir yaklaşık 600 metre uçurduk ama acil iniş gerçekleşti. Bu motorumuzla kaynaklı olduğunu düşündüler. Bununla ilgili yorum yapan insanlarımız hani bulundu. Çevremizden de oldu.
Bunun biz hani kesinlikle söyleyelim motorumuzla alakalı değil. Bu yakıt deposu, header tank olarak belirtilen yakıt deposunun aktarım kısmındaki bir sıkıntıdan kaynaklıydı. Acil indirmek zorunda kaldık. Bu hafta zaten onun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. O sıkıntıyı oradan, o sistemden kaldırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah tekrardan uçurmayı planlıyoruz. Ben hemen araya gireyim. Havacılıkta tabii test aşamaları çok önemli. Çok uçurduğunuz bir model uçak motoru bile olsa, bunun testi bile olsa herhalde normal prosedürlere çok yakın bir checklistiniz var, hazırlıklarınız var. Evet. Havacılıkta bu tür şeyler olabiliyor. Çok da heyecanlı çünkü yepyeni bir dünyaya adım atıyorsunuz. Artık yaptığınız motor yerden kesilip uçmaya başlıyor. Bu açıdan bu tür aksaklıklar olacaktır. Zaten yapılan bir şeyde aksaklık çıkmıyorsa bence asıl problem orada vardır diye düşünüyorum. Olsun, umarım ikinci uçuşunuz daha planlı, daha başarılı olur, daha güzel veriler gelir. Ne kadar sürecek bu test süreçleri yaklaşık? Biz yıl sonuna kadar aslında hedefimiz 2022'nin ortasına bitirmekti. Fakat bazı aksaklıklar oldu. Yıl sonuna kadar bu testlerimizi bitireceğiz. Kendimizi kanıtlar bir şekilde, insanlara kendimizi en güzel şekilde kanıtlayacağız. Yani sonuçta havacılık biliyoruz. Kanla yazılıyor. Yazılmış yıllarca da. Yani biz onun önüne geçmeye çalışıyoruz. Onun için çok fazla da testlerimizi yapıyoruz. Evet, testlerimizde kazalarımız da oldu. Sıkıntılar da yaşadık. Bunu insanlara lanse edip insanların hevesini kaçırmak istemiyoruz kesinlikle. Yıl sonuna kadar biz motorumuzun tüm testlerini bitirip hani piyasaya sürmeye. Şu anda zaten 5 motorumuz da peşinden devam ediyor. Yani çok fazla talep var. İthal motorlar konusundan çok uzaklaşmak isteyen insanlar var. Bir an önce kaynak da oluşturmaya çalışıyoruz aynı şekilde seri imalat için. Hani kendilerine cevap vermek istiyoruz. Hızlı bir şekilde güzel bir ürün çıkartıp insanlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Havacılığa meraklı insanlarımız. Ben tabii şöyle merak edenler soracaklar olacaktır. Bu videoyu izlerken en azından cevap bulsunlar istiyorum ben. $1,500 gibi bir fiyattan başladığını söylediniz. Sizin motorlarınız ne kadar bir avantaj sürecektir? Sadece tabii amaç burada fiyat değil. Kaliteyi de vermek istiyorsunuz. Evet. Bakımı burada yapmak istiyorsunuz. Ne gibi fiyatlar, bir fiyat düşündünüz mü bugüne kadar? Tabii ki. 2500, yani biz aslında şöyle, neden dolarla söylüyoruz? Bütün dünya standartlarıyla karşılaştırabilirsinler. Ama ödeme kesinlikle, böyle hani ödeme diye tabir ediyorum, TL olacak kesinlikle. $2,500 $3,000 arası düşünüyoruz. Fakat bu şey hani yabancılar gibi değil. Ödeme kolaylığı, insanlarımızın alıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmayı planlıyoruz. Hani her türlü ödeme konusuna açık olmayı planlıyoruz. Yani o şekilde devam edeceğiz diye düşünüyoruz yani bu konuda. Umarım hobi tarafında sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da talep gelir ve bu üreticiler arasında bir Türk şirketi katılır. Peki ben sonraki adımlarınızı merak ediyorum. Model, jet modellerde uçuracaksınız bunları. Sonrasında savunma sanayi için, farklı İHA sistemleri için bu motorları geliştirmeyi hedefliyor musunuz? Nedir bunlarla ilgili öngörünüz? Tabii ki biz 1000 Newton'a kadar ilk 5 yıl içerisinde planlarımız doğrultusunda ilk 5 yıl içerisinde 1000 Newton'a kadar motorlarımızı üretmek istiyoruz. Bu süreçte insansız hava araçları hepsini kapsayacak şekilde, yani hedef uçaklar tarzındaki motorlarımız için. Aynı zamanda küçük motorlara, yani 100 Newton altı motorlara da devam edeceğiz. Bunun için tesis çalışmalarımız devam ediyor. Hani daha hızlı bir şekilde nasıl üretebiliriz? Çünkü butik olarak ürettiğimiz bir metot da var. Yani bunun bazı kısımları hassas döküm, yani atmosfer basıncı altında hassas dökümle üretiliyor bu motorların bazı kısımları. Bunun için seri imalat süreci biraz ağır. Onun için uzun süreli bir çalışma devam ediyor. İnşallah yakın zamanda yaklaşık işte 30 Newton'dan diyelim 1000 Newton'a kadar motorları üretmeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz bu şekilde. Şimdi tabii motor deyince biraz önce de söyledim, binlerce devirde dönüyor parçalar. Yukarıda ısı düşüyor veya basınç farkları ortaya çıkıyor. Bir de tabii sıcaklık var. Ne tür madenler, neler dökümlerinizde neleri ön plana çıkartıyorsunuz? Çünkü motor yapmak da internetten kola kutusuna koyup yapanlar var ama burada görev binince bunun üzerine o görüntülerdeki jet uçağın süratı herhalde saatte minimum 300-400 kilometre çıkıyordur o. Sizin yani şöyle söyleyeyim.
testleri gerçekleştirdiğimizde yani 120 bin RPM'le dönen, devirle dönen bir motor ve dakikada 500 derece. Evet. Dakika. 500 derece. 500 derece. Bu yani termodinamik yasalarını artık zorlayacak bir şekilde bir etki altında, kuvvetler altında bu motorumuz. Bu nedenden kaynaklı yüksek alaşım, yani süper alaşım dediğimiz malzemeler kullanılıyor. Inconel dediğimiz malzemelerimiz kullanılıyor. Bu malzemelerimizi böyle talaşlı imalat dışında döküm imalatıyla üretmek gerekiyor. Hassas döküm. Yani neredeyse tek kristal yapısına yakın bir şekilde üretmemiz gerekiyor. Santrifüjlü ortamlarda yüksek basınç altında üretiliyor bu motorlarımız. Arka türbinleri, yani güç türbinleri dediğimiz kısımlarımız. Diğer kısımlar alüminyum olan kısımlar var. Titanyum olan, paslanmazın diğer alt sınıfları olan kısımlarımız var. Hani evet, sıkıntılı bir süreç. Metalurji olarak sıkıntılı bir süreç. Ama üstesinden yavaş yavaş geliyoruz bu konunun ve eksiklerimizi iyice tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi insanlarımız genellemeyi çok sevdikleri için bu soruyu da sizin ağzınızdan dinlemek isterim ben. Yani diyorlar işte TEİ var, Kale Arge var. Siz nereye konumlandırıyorsunuz kendinizi? Bunu şu aşağıdan söylemek istiyorum ben. Sivil anlamda dünyaya baktığınız zaman işte Amerika'da General Electric var, Pratt & Whitney var. İşte Avrupa'da Rolls-Royce var, Fransızların Silekma var. Az sayıda şirket ama çok yoğun ve çok inanılmaz binlerce mühendisin çalıştığı bir ortamla o yolcu uçaklarının, savaş uçaklarının veya roketlerin motorları ortaya çıkabiliyor. Rus'ta ya da Rus orijinli şirketler var muhakkak ama siz bu devler arasında neyi hedefliyorsunuz kendinize? Biraz sizin ağzınızdan dinlemek isterim bunu. Bizim hedeflerimiz kendileri, hani büyük firmalarımız var. Evet, çok değerli firmalarımız. Kale ve TEİ firmalarımız. Motorları zaten yani uzmanlık alanları çok eski zamanlara dayanıyor. Biz kendimizi onlar arasında sınıflandırmak gerekirse, yani dediğimiz gibi belirli sınıfta kalıp sadece o sınıfı üretmek. Ama bu şöyle bir durum. Rekabet geliştirmeyi hani geliştirir dünyada. Her şeyi rekabet geliştirir. Dostane bir rekabet içerisinde. Hani tabii ki kendileriyle rekabet etmemiz normal sayılamayabilir ama sonuçta küçük bir firmanın rekabet anlayışı büyüğü de tetikleyecektir ve daha fazla motor üretmek, yani daha farklı motorlar üretmeye gerektirecektir. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? İşte biz dediğimiz gibi insansız hava araçlarına kadar üretmeyi talep ediyoruz. Tabii ki bunu devletimiz nasıl görür, nasıl isterse onu o şekilde. Yani kendilerinin de tabii ki hani istek ve arzularını net bir şekilde bilmediğimiz için şu anda mesela kalemiz son füzemize ait motor üretiyor. TEİ de helikopterimiz, Gökbey helikopterimiz ve belirli sınıftaki cihazlarımız için motorlar üretiyor. Ve tabii ki onlar arasında artık insansız hava araçları sınıfı için biz talibiz diyoruz. Yani ama bu zamanla olacak şey. Önce hobide kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Bir yandan hobi aslında sizin test merkeziniz olacak. Meraklı evet. İnsanlar işte bir yere taşıyorlar. Meraklı bir babanın 3 oğlu. Ve onlar da bir yere doğru götürüyorlar. Hedefleri gerçekten büyük. Ben sizlere bu yolda başarılar diliyorum. Sürekli ben takip edeceğim sizleri. Gelişmeleri, güzel gelişmeleri sizlerle birlikte umarım izleyicilerimize aktaracağız. Mustafa Yasin Pehlivanoğlu bugünkü konuğumuzdu ve bu güzel ilk uçuş haberini bizlerle paylaştı. Olsun, bir aksaklıkta yaşanmış, önemli değil. Ben eminim ki bu aksaklıktan önemli olan havacılıkta ders alabilmek ve bu hataları tekrar edememek, etmemek. Sonrasında ben ilerleyen yıllarda sizin hobicilerden başlayıp farklı alanlara motor üretimi yapacağınıza inanıyorum. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım izleyicilerimize bu alandaki bir bakışı beraber sunabilmişizdir. Görüşmek üzere, sizlere kolay gelsin diyorum. Sağ olun, görüşmek üzere, hoşça kalın.